Birinci soru. Bir ören bölgesinde toprağın üst katmanlarından alt katmanına değin bulunanlarla ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Tarımsal üretimi geçilmiştir. B. Etkileşime uğramış bir uygarlık bölgesidir. C. Tarih öncesi devirler sırasıyla geçilmiştir. D. Cilalı taş dönemi özellikleri görülmüştür. E. Tarihi devirlere adım atılmıştır. Arkadaşlar şekle baktığımızda taş baltalar, taş sabanlar, demir oraklar ve kil tabletlerin kullanıldığını görüyoruz. Kazıda yukarıdan aşağı yapıldığına göre ilk ulaşılan kil tabletler olmuş. Sonra demir oraklar, taş sabanlar ve taş baltalar biçiminde devam etmiş. Şimdi seçeneklerle değerlendirelim. Tarımsal üretime geçilmiştir. Tarımsal üretime geçildiğini taş sabanlardan anlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Sulama kanalları, tohumluk buğdaylar, e, sabanlar, oraklar Tarımın yapıldığına kanıt oluyor sevgili arkadaşlar buna dikkat edelim Etkileşime uğramış bir uygarlık bölgesidir diyor Şimdi sırayı düşündüğümüzde tarih öncesi devirlerin sırasını düşündüğümüzde taş ve maden devirleri diye ayrılıyor Taş devirleri kendi içinde işte kaba taş, yontma taş ve cilal taş şeklinde Maden devirlerine baktığımızda da maden devirlerinde de Bakır, tunç ve demir şeklinde gitmekte Arkadaşlar buradaki görüntü itibariyle Taş balta Taş, saban, demir olarak yani arada bakır ve tunçun ya da e, farklı bir şeyin bulunduğu yazmıyor. Yani etkileşime uğradığına kanıttır demek istiyoruz. Çünkü dikkat ettiyseniz taştan direkt demire atlamış bu toplumun o bölgede etkileşime uğradığının doğrudan kanıtı olur. Tarih öncesi devirler sırasıyla geçilmiştir. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar size saymış olduğum tarih öncesi devirler en basitinden taş, toprak, maden ve maden de kendi içinde bakır, tunç, demir. Bu şekilde sırayla geçildiğine ulaşamıyoruz. Yani taş sabanlardan sonra sırada bakır ve tunçun da olması gerekiyordu. O yüzden cevabımız C seçeneği. D'yi de değerlendirelim. Cilal taş dönemi özellikleri görülmüştür. İşte taş sabanların bulunduğu dönem cilal taş dönemi özelliklerine kanıttır. Tarih devirleri adım atılmıştır. Kil tabletlerden tarih devirlerine adım atıldığına ulaşabiliriz. İkinci soru. Osmanlı devletinde halkın sağlık, eğitim ve benzeri ihtiyaçları vakıflar aracılığıyla karşılanmıştır. Buna göre vakıf sistemi ile 1. Bir, toplumsal birliğin güçlenmesi, 2. iskan şartlarının iyileştirilmesi, 3. halkın devlete olan bağının artması durumlarından hangilerin amaçlandığı savunulabilir? Arkadaşlar, vakıf sistemindeki amaç toplumdaki kaynaşmayı sağlamak, toplumun ihtiyaçlarını gidermek. Şimdi burada öncülere baktığımda toplumsal birliğin güçlenmesini sağladığını söyleyebiliriz. İskan şartlarının iyileştirilmesi, iskan hepinizin bildiği gibi yerleşme ile ilgiliydi. Bir bölgeye yerleştirilen insanların tabii ki ihtiyaçları olacaktır. İşte eğitim, sağlık ve benzeri. Bunlar da vakıflar aracılığıyla karşılanmaktadır. Üçüncü öncüle bakıyorum. Halkın devlete bağının artması. Zaten bunların yapılması halkın devleti olan bağın artması amacıyladır. Yani her üç öncülde cevabımız olacak sevgili arkadaşlar. Üçüncü soru. İkinci meşrutiyetin ilanıyla açılan Mebusan Meclisi'nde 147 Türk, 60 Arap, 27 Arnavut, 26 Rum, 14 Ermeni, 4 Musevi ve 10 Sılan milletvekili görev almıştır. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A imparatorluk özelliği gösterdiğine. Sevgili arkadaşlar parçadaki bilgiye baktığımızda pek çok ulusun yönetimde temsil edildiğini görüyoruz. Bu imparatorlukların özelliğidir. Osmanlı Devleti'nde imparatorluk olduğunu gösterir. B seçeneğine bakıyoruz. Halka yönetimde hak tanıdığına sonuçta Türk halkından belli bir miktar, Arap halkından belli bir miktar yani verilen oranlarda e, insanların temsil edildiklerini, ulusların temsil edildiklerini görüyoruz. Bu sayede halkın yönetime katıldığını söyleyebiliriz. Meşrutiyet zaten padişahın yanında halkın belli bir süreliğine yönetime katıldığı idare biçimiydi. Milliyetçilikten etkilenilmediğine tam tersi sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti milliyetçiliğin getirdiği parçalanmayı en aza indirmek için içinde bulunan uluslara yönetime katılma hakkı tanımıştır. Sınırlı da olsa bu yönetime katılma devletin dağılmasını önlemeye yöneliktir. Cevabımız C seçeneği olacak. Diğer seçeneklere de bakıyoruz. Parlamenter sistemle yönetildiğine parlamento meclis demek. Burada mevbuslar meclisi ifadesi var zaten sevgili arkadaşlar. Parlamenter sistemle yönetildiğine kanıttır. Mecliste azınlıklara görev verildiğine Osmanlı bünyesinde yaşayan işte Slav, Musevi, Ermeni, Rum, Arnavut gibi uluslar azınlıkta kaldıkları için mecliste azınlıklara da görev verildiğine ulaşabiliriz. Cevabımız C seçeneği olacak. Dördüncü soru. Erzurum Kongresi'nde doğudaki direniş cemiyetleri birleştirilerek ulusal sınırlardan ilk defa bahsedilmiştir. Sivas Kongresi'nde ülkedeki bütün cemiyetler birleştirilirken ulusal sınırlarla ilgili alınan kararlar aynı şekilde onaylanmıştır. Bu gelişmeler dikkate alındığında kongrelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Sadece bölgesel kararlar alındığına. Sevgili arkadaşlar, Erzurum Kongresi'nde doğudaki direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi bölgesel bir karardır ancak ulusal sınırların geçmesi ulusal bir karardır. Kaldı ki Sivas Kongresi'nde bütün cemiyetlerin birleştirilmesi de ulusal bir karardır. Yani sadece bölgesel kararların alındığını iddia edemeyiz. İstanbul hükümetinden etkilenildiğine böyle bir sonuca ulaşamayız. C seçeneği ulusal bağımsızlığın öne çıkartıldığında, evet direniş cemiyetlerinin Erzurum'da bölgesel olarak birleştirilmesi, Sivas'ta bütün direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi yine ulusal sınırların ifade edilmesi ulusal bağımsızlığın öne çıkartıldığına kanıttır. Cevabımız C seçeneği olacak. Ancak diğer seçenekleri değerlendiriyoruz. Kongrelerin aynı zamanda toplandığına sevgili arkadaşlar kongreler aynı zaman dilimde toplanmamıştır. Erzurum Kongresi Sivas'tan daha önce toplanmıştır. Ulusal sınırların sadece doğu cemiyetlerince belirlendiğine bu ifadeye de ulaşamıyoruz sevgili arkadaşlarım. Cevabımız C seçeneği olacak. 5. soru. Dünya ekonomik krizinin Türk ekonomisine etkilerini önlemek isteyen Türkiye Cumhuriyeti'nde liberal ekonomik görüşleri savunan Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Ancak kısa sürede devrimlere karşı olanların parti içerisine girmesi üzerine parti başkanı Fethi Okyar tarafından feshetmiştir. Bu gelişmeye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Çok partili döneme geçiş şartları oluşmamıştır. B. Devrimler toplumun tamamıca onaylanmıştır. C. Fethi Bey liberal ekonomiye karşı çıkmıştır. D. Liberal ekonomi Türkiye'de yayılmıştır. E. Dünya ekonomik bunalımı demokrasiyi etkilememiştir. Şimdi sevgili arkadaşlar seçenekleri değerlendirelim. Bu sefer E'den başlayalım. Dünya ekonomik bunalımı demokrasiyi etkilememiştir diyor. Dünya ekonomik bunalımından dolayı zaten Türkiye'de bir çıkış yolu aranıyor. Ve bunun e, işte siyasi olarak bir parti kurulması şeklinde ve bu partinin liberal ekonomiyi benimsemesi biçiminde bir çözüm düşünülüyor. Yani dünya ekonomik muralımı Türk demokrasisini etkilemiştir. E seçeneği yanlış. Liberal ekonomi Türkiye'de yayılmıştır. E, serbest Cumhuriyet fırkası başarılı olsaydı olabilirdi. Ancak burada partinin kapatıldığından bahsediyoruz. Kaldı ki e, devlet ekonomiye kendisi en sonunda müdahale etmek zorunda kalıyor ve Devletçilik ilkesi uygulanıyor. B seçeneği de yanlış. Fethi Bey liberal ekonomiye karşı çıkmıştır. Tam tersine Fethi Bey liberal ekonomiyi desteklemiştir ve parti programını almıştır. C de yanlış. Devrimler toplumu tamamınca onaylanmıştır. Tamamınca onaylanmamıştır sevgili arkadaşlar. O yüzden zaten kısa sürede devrimlere karşı olanların parti içine girmesi söz konusu olmuştur. A'ya bakıyoruz. Çok partili döneme geçiş şartları oluşmamıştır diyor. Evet partinin zaten e, içine sızan e, işte gerici grupların, devrime karşıtların olmasından dolayı Fethi Bey e, kısa sürede partiyi kapatıyor. E, bundan dolayı da çok partili hayata geçiş Türkiye'de bir kez daha ertelenmiş oluyor. İlk e, çok partili geçiş Teraki Perver Fırkası'nın kurulmasıyla olmuştu. E, Şeyh Said İsyan'dan dolayı parti kapatılmıştı. E, şimdi de e, henüz daha Menemen olayı yaşanmadan önce... Fethi Bey partisini kapatıyor. E, bu parti kapandıktan kısa bir süre sonra da sevgili arkadaşlar Menemen olayı yaşanıyor. Yani bu her iki durumda çok partili döneme geçiş şartlarının oluşmadığını gösterir. Cevabımız A seçeneği olacak. Aşağıdaki numaralı alanlarda yağış çeşitleri ve etkili oldukları yerler verilmiştir. Yukarıdaki numaralı alanlardan yağış çeşitleri ve yerler eşleştirmesinde hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Burada yanlış olanı bulmaya çalışacağız. Doğu Karadeniz'de orografik yani yamaçlar yağışları görülür bu doğrudur. Karadeniz üzerinden gelen nemli hava kıyıya paralel dağlar üzerinde yükselerek yamaç yağışlarını oluşturur. Antalya çevresinde cephe yağışları vardır Akdeniz iklimi cephe yağışlarının yoğun olarak görüldüğü sahalardır. İzmir çevresinde orografik yağışlardan bahsetme şansımız olamaz çünkü burada dağların kıyı çizgisine dik uzanması söz konusudur paralel uzanma olmadığı için. Dağlarda yükselip yağış bırakma ihtimali olmaz. Burada daha çok cephesel yağışlar hakimdir. Konya çevresinde konveksiyonel yani yükselim yağışları görülür. Daha çok ilkbaharda 42. yağışlar olarak ifade edilen yağış tipidir. Batı Karadeniz'de orografik yağışlar yine dağlar kıyıya paralel olduğu için gerçekleşir. Bu nedenle sorumuzun yanıtı 3 numarayı veren Ceyhan Şıkkı olacaktır. Ilıman karasal iklimin görüldüğü yerlerde karakteristik bitki örtüsü bozkırdır. Buna göre aşağıdaki şehirlerin hangisinde doğal olarak bozkır alanının yaygın olduğundan söz edilemez. Burada verilen şehirler içerisinde Konya, Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa iç bölgelerde yer aldığı için bozkırlar görülür. Muğla ise Akdeniz iklim sahasında olduğu için burada bitki örtüsü olarak Kızılçamlar ve Makilikler ön plana çıkar. Bundan dolayı sorumuzun yanıtı Bursa şıkkı olmaktadır. Haritada taralı olarak verilen alanda etkisi olan basınç merkezi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Termik kökenli bir basınçtır diyebiliriz. Burada havanın sürekli ısınıp yükselmesinden dolayı termik alçak basınç sistemi söz konusudur. Yağış oluşma ihtimali yüksektir hava sürekli yükseldiği için. Alçalıcı hava hareketleri görülmez. Burada yükselici hava hareketleri görülür. Zeminden uzaklaşan hava soğur ve bulut oluşup yağış oluşur. Gece yerin ısınma ve enerji kaybı azdır çünkü hava sürekli kapalı bulutlu olduğu için böyle bir durum gerçekleşir. Bağıl nem yüksektir çünkü yağış ihtimali yüksektir. Bu nedenle sorumuzun yanıtı Ceyhan şıkkı olacaktır. Yukarıdaki dağlardan hangileri volkanizma sonucu oluşmamıştır? Burada verilen dağlardan Nemrut, Doğu Anadolu bölgesi içerisinde, Melendiz, İç Anadolu bölgesinde, Hasan Dağı, İç Anadolu bölgesinde volkanik dağlara örnektir. Ilgaz, Kıvrımlı dağlara, Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de Kıvrımlı dağlara, Madra ise Ege bölgesindeki Kırıklı dağlara örnektir. Bunlar orojenezle oluşmuşlardır. Bu nedenle sorumuzun yanıtı, 2 ve 5 numarayı veren Denizli şık olacaktır. Şehirler tarım, ticaret, sanayi, turizm, ulaşım gibi fonksiyonları dikkate alınarak gruplandırılır. Buna göre aşağıdaki şehirler hangisinin fonksiyonu diğerlerinden farklıdır? Burada verilen şehirlerden Rize, Karaman, Akısar ve Turgutlu tarım şehirlerine örnekken Marmaris ise bir turizm şehridir. Bundan dolayı sorumuzun yanıtı Marmaris'i veren Ceyhan Şıkkı olacaktır. Evet soruyorum sorusu ama refleksif kavramını bilmek gerekiyor. E, refleksifin ne anlamı geldiğini bilmiyorsak soru yapmakta zorlanabiliriz ve C seçeneğine gidebiliriz. Dikkat etmek gerekiyor. Şimdi e, bu özellikle e, A'nın şu kısmı felsefe ile ilgili e, yanlış bir şey. B evet felsefe için kabul edilir, C felsefe için kabul edilir, E de evet daha çok felsefe e, olması gerekeni ele alır, D de kabul edilir, e, ama e, ilerleyen felsefe ilerlemez biliyoruz. Şimdi bakalım diyor ki bilim bilim üzerine bilim yapmaz diyor. Demek ki bilimin bilimi olmaz, bilimin bilimini kim yapar? Bilimin bilimini bilim değil, bilim felsefesi yapar. Ama diyor felsefe felsefe üzerine düşünür diyor. E, o zaman felsefe kendisine aynı zamanda felsefe sadece evreni, doğayı, insanı, varlığı, ahlakı değil. Aynı zamanda felsefe kimi de konu ediniyor? Felsefeyi de konu ediniyor. Felsefe felsefeyi konu ediniyor. O zaman felsefe felsefeyi konu edindiğine göre, felsefenin felsefesini yaptığına göre felsefe felsefeyi obje konumuna düşürüyor ve onu bilmek istiyor. E dolayısıyla biz buna refleksiyon ya da refleksif diyoruz. Refleksif felsefenin felsefesini yapmak ya da felsefenin üretilmiş felsefe tarihindeki düşünceler ve bilgiler üzerine düşünmesi ve eleştirmesi. E, dolayısıyla yanıtımız D seçeneğidir. Evet bu bilgi felsefesiyle ilgili bir bilgi sorusu. Hatırlayalım empirizm neydi? Deneycilik bilmeniz gerekiyor tabii ki bunların Türkçe anlamına. Bilginin kaynağı deneydir diyor. Septizm kesin bilgi ulaşamayız diyor. Kuşkuculuk. Rasyonalizm akılcılık doğru bilgi akıl dolaşıdır diyor. Ama bazı rasyonist filozoflar doğuştan zihnimizde bütün doğrular vardır. Biz bunları e, hatırlarız diyor doğurtma yöntemini. Kritizm eleştirel felsefe bilginin kaynağı hem duyular hem de akıldır diyor biliyorsunuz. E, Gazer'in sezgiciliği de entüzyonizm, insan bilgiye, kalp gözü, gönül gözü, iç içgörü ile ulaşır diyor. Hikayeli soru yine bu da. E, işte bir karı koca e, Çince ders almak istiyor. Eğitmen de soruyor hani Çin'e mi gideceksiniz acaba diyor. Hayır diyor yok diyor Çinli bir bebe evlat edindik de diyor konuşmaya başladığında söylediklerini anlayabilmek istiyoruz. Demek ki bebek Çince'yi biliyor arkadaşlar doğuştan biliyor söylediklerini anlamak istiyoruz dediklerine göre. Doğuştan bebeğin zihninde Çince var. Çince'yi biliyor ki hemen konuşacak biz de diyor anlamak istiyoruz da diyor o diyor şakır şakır çince konuşacak diyor. Arkadaşlar bu bizi e, Sokrates'in rasyonizmine götürüyor. Çünkü Sokrates'in e, Sokrates'in rasyonalizminde de bilgi doğuştan e, zihinde vardır. Ama bunlar e, saklıdır. E, bunları gün ışığına çıkarmak için e, durup düşünmek, e, zihnimize dönmek, doğru e, soruları sormak gerekir diyor. Hatta Sokrates'in doğurtma sanatına mayotika deniyor biliyorsunuz. E, burada da yani bilginin yani en azından Çince'nin çocuğun Çince'yi doğuştan bildiği iddia edildiği için fıkra buna örnek oluştuğu için yanıtımız C seçeneği oluyor. Evet bu ilk çağ felsefesi doğa filozoflarıyla ilgili bir soru. Ya da işte 10. sınıfta e, varlık felsefesinde de işliyoruz arkadaşlar. E, bir yorum sorusu aslında paragrafı iyi okursanız çok rahat gidebilirsiniz. Belki bir de oluş kavramına bilmeniz gerekebilir. Oluş ne demek? Oluş olmakta olan, devinim içinde olan, olmuş bitmiş bir şey değil. Sürekli değişiyor. Şimdi e, Parmenides bir doğa filozofudur. Değişim ve çokluk sadece duyuların bir yanıltmacısıdır diyor. Demek ki e, değişimi kabul etmiyor evrene baktığımızda duyularımızın sürekli değişip durduğu yolunda bir görüntü sunabilir ama diyor bu diyor bir aldatıcıdır duya aldatmacasıdır parmeridesin bu konudaki temel savı bulunmaktadır birincisi görünüş aldanıştır demek ki değişim bir yanılgı görünüş zihnimizin yarattığı bir dünyadır İkincisi ise gerçek değişmez ve herhangi bir çokluk içermez. Bakın cevap şurada özellikle gerçek değişmez, değişim bir e, duyu yanıtmacısıdır. Hangisine karşı tez oluşturuyor bu? Bu e, Herakleitos'un oluşçuluk felsefesine karşı tez oluşturuyor. Çünkü varlık oluştur görüşüne göre oluş ne demekti? De? Devinim içinde olan sürekli akan Değişen, olmuş bitmiş bir şey değil. Olmakta olan, e şimdi e, devinim içinde olan dediğimize göre biz o zaman bu hangisine karşıt oluyor? Oluşçuluğa karşıt oluyor. Evet, e, oluş devinim içinde olan, sürekli değişen. Karşı tez dediğimiz denizde şıkkı. Ee, evet, bu hikayeli bir soru. Ee, hikayeli soruları ÖSYM çok tercih ediyor. Hem insan okurken de eğlendiriyor açıkçası. Bu İslam felsefesiyle ilgili bir soru. Yine irade özgürlüğü, irade özgür mü değil mi bunu sorguluyor. İşte e bir hikaye var. Diyor ki melek koşu koşu Tanrı'nın yanına geliyor. İşte diyor Tanrım savaş çıktı. Japonya ile Amerika arasında. Tanrı diyor ki savaşsınlar sorun yok. Ama diyor savaş büyüdü me melek diyor ki savaş büyüdü diyor. Şu da katıldı diyor. Aman diyor yine yanıt veriyor. Sorun yok diyor. En son melek geliyor diyor ki Tanrım diyor savaşa Türkler de katıldı diyor. Tanrı da diyor ki Aa, diyor o zaman ben kalkayım. Onlar şimdi her şeyi benden beklerler. Bana bırakırlar diyor. Fıkra da yani bu tabii ki fıkra eee Fıkra'da Tanrı'nın Türklerle ilgili açıklaması irade özgürlüğü problemine yanıt veren İslam felsefesi akımlarından hangisine uygun düşüyor? E tabi ki Cebriye'ye uygun düşüyor arkadaşlar. Çünkü Cebriye diyor ki e, Tanrı bizim irademizi belirler, bizim eylemlerimizi belirler. Her şeyi bize yaptırtan Tanrı'dır. Dolayısıyla baktığınızda A seçeneğiyle biz Tanrı'dan bekliyoruz. Tanrı yapıyor. İşte biz buna ne diyoruz? Cebriye, Cebriye'ye göre insan kendi eylemlerini kendi seçmiyor. Her şeyi Tanrı belirliyor, Tanrı yönetiyor, Tanrı müdahale ediyor. Dolayısıyla yanıtımız A seçeneği. Evet Bu yine bir e, hem yorum sorusu hem bilgi sorusu. E, aşağıda bilime farklı yaklaşımlardan e, hangisinin görüşünü destekler diyor. Bilmek gerekiyor. Ürün olarak bilimle klasik görüş zaten aynı şey. 1950 yılları kadar bilimde hakim olan görüş. Aynı şekilde e, mantıkçı pozitivizm de aynı şey yine. Etkinlik olarak bilim ise çağdaş bilim anlayışıdır. Bu da 1950'den sonra daha çok ortaya çıkan bir anlayıştır şimdi e, soru da sorunun hepsini paragrafın hepsini okumayacağım ama sadece şurada e, yatıyor cevabı e, diyor ki e, yeni yeni gerçekler peşinde koşma insanın kaderi sayan görüşünün kutsallığı gibi kutsallık dondurulmuş doğrularda değil durmadan yenilenen doğup doğup tazelenen hakikatlerdedir hani bu etkinlik olarak benim de Thomas Kuhn'un e, paradigmalar sürekli e, değişir bir paradigmadan diğerine geçiş devrimsel olabilir. Dolayısıyla burada da diyor ki işte hakikatler sürekli diyor değişebilir diyor yenilenebilir tazelenebilir diyor. Yani yanıt şu paragrafın son cümlesinden arkadaşlar zaten E seçeneğine çok rahat gidebiliyorsunuz.